Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye ağır silah vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü kullanarak yok etmenin ideal bir siyaset anlayışı olmadığını söyledi. Bizim yapacağımız görüşme virgül mesafesinde değil, nokta mesafesinde olacaktır. Bu bakımdan önemli. Bizim bütün temennimiz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Ki bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor nitekim. İşte böyle bir durum var. Bu tabii bizim Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Ve biz tabii bunların olmasını asla arzu etmeyiz. Bunları tabii ifade etmemiz lazım. Bunları ifade edeceğiz. Bunları görüşeceğiz. Çünkü hep söyledim, yine söylüyorum. Bir terör örgütü hedefe konularak onu bir başka terör örgütüyle yok etme politikası bana göre ideal bir siyaset anlayışı değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sınır ötesinden bir tehdit gelmesi halinde gereken cevabın verileceğini belirtti. Bir gece ansızın nerede ne görürsek oraya da gelebiliriz, gidebiliriz. Bunu yapmazsak bize olan tehdit devam edecektir. Bu bölgede ne Amerika'ya tehdit var, ne Rusya'ya tehdit var. Tehdit bize. Peki tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne? Cumhurbaşkanı FETÖ lideri Gülen'in iadesine yönelik de konuştu. Sayın Trump'ın buradaki iradesini tabii çok çok önemsiyorum. Yani o işi sonuna kadar kovalayacağız. Yani bana göre Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Biliyorsunuz kaçanların adeta gittiği, barındığı bir yer konumunda. Avrupa'da da Almanya birinci derecede onların barındığı yer halinde. Zaten kendisinin ifadesi var. Dünyada 170 ülkede bizim faaliyetlerimiz var diyor. Şimdi o tabii işin iyi niyetle ambalajlanmış şekli. Onların arkasında nelerin yattığını bu ülkede 15 Temmuz'u yaşayanlar gayet iyi biliyorlar.